Evet, merhabalar dostlar. Hepiniz bugünkü canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle İtalya Krallığı ama taraf değiştirmeyen canlı yayın serimizin ikinci bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Sevgili YouTube, sanırım gene bazı abonelerimize bildirim göndermemiş. Çünkü izleyici sayısı bu sefer biraz daha az. Galiba yine bildirimler gitmemiş abi. Zaten geçtiğimiz yayınlarda da maalesef böyle problemler devam ediyordu. YouTube'un bu yaşattığı problemler ara ara gerçekten sıkıntı çıkarıyor abi. Ama yine de YouTube'un bu saçma sapan problemlerine rağmen elimizden geldiğince devam etmeye çalışıyoruz abi. Şimdi geçtiğimiz bölümün bir hatırlatmasını yapacağım. Sevgili Meclis, öncelikle bir hepinize hoş geldin diyeyim. Aleykümselam, hoş geldiniz hepiniz. Şimdi şöyle, geçtiğimiz bölümde maalesef Central Powers içerisinde bazı iç karışıklıklar çıktı. Aslında İtalya Krallığı'nın da taraf değiştirmemesiyle beraber Alman İmparatorluğu, Avusturya Macaristan, İtalya Krallığı ve Osmanlı tarafından gerçekten güçlü bir Central Powers oluşturulmuştu. Hatta itiraf devletlerini mağlup edebilecek kadar güçlü bir Central Powers oluşturulmuştu açıkçası. Fakat maalesef Avusturya Macaristan İmparatorluğu Central Powers içerisinde iç karışıklık çıkarıp İtalya Krallığı'na savaş ilan etti. Bizde bir söz var, biliyorsunuzdur. Kurunun yanında maalesef yaş da yanıyor abi. Aslında savaşı onlar ilan etmesine rağmen maalesef Alman İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından bir şekilde bu savaşa dahil olduğumuz için biz de Central Powers müttefikliğinden çıkarıldık. Her ne kadar savaşı Avusturya Macaristan ilan etse de dediğim gibi kurunun yanında yaş da yandı ve bir şekilde İtalya Krallığı da Central Powers içerisinden maalesef çıkarıldı. Fakat şu anda Central Powers ne kadar büyük bir tehlikede olduğunun farkında değil. Yani Alman İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu'nun tek başına itiraf devletlerine karşı koymasının imkanı yok. Hele de Rusya gibi fırsatçı şerefsiz bir devlet varken ortada, Central Powers'ın bu dağılmışlığından yararlanıp direkt olarak savaşını ilan etme ihtimali de var. O yüzden bizim bir şekilde yeniden sıkı bir diplomasi yaparak Central Powers'ı Avusturya Macaristan İmparatorluğu olmadan yeniden oluşturmamız gerekiyor. Bu arada Rozi Alemdar 10 TL'lik müsmerçet desteği yollamış. Rizeli Gümüşye grubuna katılmış. Aynı zamanda Kırmızı Tuborg Bronz grubuna katılmış. Teşekkürler destek için. Hepinize hoş geldiniz diyorum tekrardan. Şimdi dediğim gibi Avusturya Macaristan olmadan Central Powers'ı yeniden canlandıracağız. Yani Alman İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanacak bir barış anlaşmasıyla, bir ittifaklık anlaşmasıyla Central Powers yeniden kurulacak. Fakat geçtiğimiz bölümün yorumlarına baktığımda meclisimizden bazı mantıklı öneriler vardı. Bu mantıklı önerilerden bir tanesi Central Powers'ın sınırlarını genişletmek abi. Yani bazı meclis vekillerimiz, Rus İmparatorluğu ve Fransa'yı sadece batıda oluşturulmuş bir Central Powers müttefikliğiyle mağlup etmenin imkanı olmadığını söylüyor. Central Powers'ın sınırlarının genişletilmesi gerektiğine dair fikirler var. En güzel alınabilecek ülke de Çin gibi görünüyor. Yani Central Powers'ın sınırlarını Asya'ya kadar genişletip Ruslara daha da büyük bir problem, daha da büyük bir sorun çıkarma gibi bir amacımız diplomatik olarak kesinlikle olabilir abi. Bu yüzden bu oylama için günün ilk anketini açacağım. İlk referandumunu gerçekleştireceğim. Bu arada Şarfütsu 10 TL'lik müsmerçet desteği yollamış. Teşekkürler destek için. Aynı zamanda Anadolu Adam 1554 Gümüşye grubuna katılmış. Çok teşekkürler destekleriniz için. O halde günün ilk referandumunu başlatıyorum dostlar. Sizce Çin Cumhuriyeti Central Powers içerisine alınmalı mı yoksa alınmamalı mı? Karar sizin dostlar. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Değerli Yüce Meclis'in vereceği karara her türlü uyacağız abicim. Al diyorsanız alalım, alma diyorsanız almayalım. Karar sizin. %85'lik bir kesim şu anda alınmasından yana Central Powers'ın sınırlarının genişlemesini isteyen gerçekten büyük bir kitle var meclis içerisinde. Evet, 149 oy kullanıldı, 252 oy kullanıldı ve %81'lik bir kesim evet dedi. O halde sizlerin verdiği kararla Çin Cumhuriyeti de Central Powers'a alınacak. Fakat Çin'i Central Powers'a almadan önce biz Central Powers'a girmeliyiz. Yani önce yapmamız gereken daha önemli hamleler var abi açıkçası. Şimdi biz Central Powers içerisine girene kadar Avusturya Macaristan İmparatorluğu hariç kimseye savaş ilan etmemeye çalışacağız. Central Powers'a girdikten sonra da bir yandan yatırımlarımızı gerçekleştirirken bir yandan da sömürgelerimizi artıracağız. Örneğin Portekiz'in sahip olduğu sömürgeler Fransa'ya herhangi bir sınırı bulunmamasından dolayı alınabilir durumda. Ya da Güney Afrika Birliği kesinlikle alınabilir. Birleşik Krallığın vasalı falan değiller. O yüzden sömürgelerimizi bu fırsat haline getirebileceğimiz toprakları ele geçirerek büyüteceğiz dostlar. Evet, şimdi şunlarla ilişkilerimizi geliştirmeye devam edelim. Alman İmparatorluğu ve Osmanlı ile sürekli olarak ilişkileri geliştireceğiz yeniden Central Powers'a katılabilmek amacıyla. Sırf Avusturya Macaristan'ın kendi hırsları için bize ilan ettiği savaş yüzünden maalesef biz de Central Powers'tan atıldık. Bu haksız kararı tersine çevirip Central Powers'a yeniden girmeye çalışıyoruz dostlar.
Roma'yı kuracağız diyen var. Aynen öyle inşallah abicim. Zamanı gelecek inşallah onu da kuracağız. Bazı asimilasyon işlemleri var galiba tamamlanmayan. Onları da hemen bir tamamlayalım. En azından bütün topraklarımızın açıkçası %85 üzerinde olmasını istiyorum abi. Aksi takdirde ülke içerisinde iç karışıklıklar çıkabilir. Özellikle meclisimizden gelen bazı havadislere göre Avusturyalıların içimize soktuğu ajanlar varmış. Bizim topraklarımızda, özellikle Avusturya'dan aldığımız topraklarda isyan çıkarma girişiminde bulunuyorlar. Bunlara izin vermememiz lazım abi. Bu bölgedeki asimilasyonları sürekli yüksekte tutmamız gerekiyor. Ordu bakımında şöyle bayağı puan vereceğim artık. Evet, gayet güzel. Almanya ve Osmanlı ile durumumuz ne? +30, +38, muazzam. Mükemmel. Yani şurada biraz daha kendimizi zorlarsak eğer rahat bir şekilde Central Powers'a yeniden adım atacağız gibi duruyor. Amerika'ya gir diyen var, şu an gerçekten gereksiz. Avusturya'nın tamamını al diyen var, kesinlikle alınacak. Çünkü biz almazsak Rusların alma ihtimali var abicim Avusturya'yı. Böyle bir şeyin olmasını da kesinlikle istemeyiz bu sebeple. Aman. Aman, 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 aman. Aman, 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 aman. Tamam ulan, tamam ulan. Bak, beni Central Powers'tan attınız. Ama beni Central Powers'tan atmanıza rağmen, size yardım edeceğim lan. Öyle de koca yürekli bir ülkeyim lan ben. Beni bu Central Powers'tan atmanıza rağmen size yardım edeceğim lan. Gelin bakalım. En azından batı sınırlarında bayağı bir yardım dokunacak abicim size. Yani bak işte vefa böyle bir şey, vefa böyle bir şey. Vefa böyle bir şey kardeşim. Biz vefasız değiliz. Şu ana kadar sayesinde ekmek yediğimiz müttefikliği öyle yüzüstü bırakmayız kardeşim. Ki bunu 1. Dünya Savaşı'nda hayvan gibi döneklik yapan İtalyanlar söylüyor, hatırlatırım. Evet, savaşımı ilan ediyorum abi. Biz kimseyi yüzüstü bırakmayız kardeşim. Biz bize güvenenleri asla yarı yolda bırakmayız. Bu arada üye veya süperchat gelirse ve kaçırırsam lütfen bana hatırlatın abi. Evet, savaşımızı ilan ettik dostlar Fransa'ya. Djibouti var, aynen öyle, mükemmel hatırlattınız, tebrik ederim. Djibouti'yi de elimize geçireceğiz. Evet abicim, harika. Abi Paris'i al diyen var, alacağız kardeşim, hiç merak etme. Hiç merak etme. Asla yüzüstü kalmayacak bize destek verenler. Evet çok güzel abicim. Nice, Freyus, Gap. Pek çok toprağı düşürdük henüz ilk turdan. Muazzam bir ilerleyiş gerçekten başlangıç adına. Devam edelim. Avignon, Montpellier, Lyon. Çok önemli toprakları elimize geçireceğiz. Djibouti'yi de elimize geçirelim. Afrika'da hani ilgilenmemiz gereken bir toprak kalmasın. Evet gayet güzel abi, her şey muazzam ilerliyor. Marsilya'da düştü, çok güzel. Fransızların sahip olduğu en değerli topraklardan bir tanesiydi. Şöyle biraz daha genel bakalım savaşa, daha iyi olacak kesinlikle bizim adımıza. Yani şöyle birazcık dışarıdan neler olup neler bittiğini daha genel bir bakış açısından görelim. Yavaş yavaş Paris önlerine doğru gidiyoruz. Almanların tek yapması gereken doğuda Rusları durdurmak, tamam mı? Sadece bunu yapmanız lazım abicim. O doğuda Rusları durdurun, Fransa'yı falan hepsini ben hallederim. Siz yeter ki Rusları durdurun. Evet, bizim ilerleyişlerimiz gayet iyi zaten. Bir sorun çekmiyoruz, bir sıkıntı çekmiyoruz. Gerideki ordular da birazcık ileriye doğru gelsinler. Zaten bu tür saldırılarımız başarılı olursa Paris önlerine kadar ulaşmış olacağız. Çok güzel, aman. Orada Sens toprağında bir sıkıntı yaşadık abi. Ama Sens toprağında sıkıntı yaşamamız açıkçası gayet normal. Zira o toprağı aldığımız takdirde Paris'in sınırlarına geliyoruz abi. Bu sebeple Paris'ten bizi uzak tutmak için Paris önlerinde direnişlerini gitgide arttırmışlar. Gayet normal bir durum. Fransızlar başkentlerini güzel koruyor gerçekten. Devam edelim ilerlemeye. Dediğim gibi bu arada süper chat gelir de kaçırsam hatırlatın. Bu arada Discord sunucumuzdaki kulaklık çekilişimiz yarın saat 13.00'a kadar devam ediyor. Discord sunucumuza da açıklamadaki linklerden katılabilirsiniz dostlar. Evet, arkadan gelen bir çıkarma var. Neyse ki çıkarmayı engelleyebilecek derecede ordumuz mevcut. Devam edelim ilerlemeye. Fransa'nın batı taraflarını neredeyse tamamen elimize geçirdik. Artık tek ilgilenmemiz tarafa ilgilenmemiz gereken bölge Paris önleri. Devam edelim. Abi Güney Amerika'yı al diyen var. Yani gereksiz bir yorum gerçekten. Güney Amerika'yı al ne kanka ya? Fransa ile savaşıyoruz burada. Dünya savaşı çıkmış. Güney Amerika'yı al diyorsun kanka ya. Biraz daha mantıklı öneriler hocam. Hadi biraz daha mantıklı. Ben meclisimizden daha güzel öneriler bekliyorum. Siz yaparsınız koçum hadi. Bir dakika, az kendimi bir kolonyalayayım. Aşırı sıcak beyler. Birazcık kolonyalamam gerekiyor kendime. Evet güzel. Alman İmparatorluğu da doğuda gayet güzel direnişler gerçekleştiriyor. Zaten Fransız sınırlarındaki bütün sorunlar çözüldükten sonra Almanlar bütün güçlerini doğu tarafına yönlendireceği için doğu tarafında daha kolay bir ilerleyiş gerçekleştireceklerdir diye tahmin ediyorum. Evet şuraya hep beraber saldırın koçum, artık orayı bir halletmemiz lazım.
Ayrıca Fransızların getirebileceği çıkarmalara karşında deniz kıyılarında, Fransız topraklarının güney deniz kıyılarında bazı savunma hatları oluşturmamız lazım. Onun haricindeki topraklarda ordu sayılarımızın üstünlüğü bizi ilerleyebilecek kadar güçlü kılıyor. Evet, Paris'i kuşattık abi şu anda. Paris tamamen kuşatıldı ama Angers toprağında da, Laval toprağında da gerçekten güzel bir direniş var. Oraları acilen halletmemiz lazım. Yani bazı topraklarda bu adamların sahip olduğu bu direnişler, bu güç gerçekten beni şaşırtıyor açıkçası. O yüzden gerilerden birazcık ordu toplayıp ileriye doğru yollamamız lazım acilen destek namına. Çok güzel. Şu an iyi ilerliyoruz ya. Şu an bir sıkıntımız yok gibi görünüyor. Evet, çok iyi. Paris düştü abicim. Sonunda Paris düştü ama... Oğlum bu adamlar bizim ordu sayılarımızı bitirdiler lan. Bize acil destek lazım gerilerden. Harbiden bitirdiler ordu sayılarımızı. Bir şekilde ilerledik oralara kadar ama bir şekilde ordu sayımızı bitirdiler ya. Bu kadar güçsüz düşmüş bir Fransa hala bizim ordu sayılarımızı gerçekten bu kadar düşürebiliyorsa. Tabii şimdi birazcık daha saldırılarını Paris taraflarına doğru sıklaştırmaya çalışacaklar. Evet, gördüğünüz üzere Paris'e doğru gelmeye çalışıyorlar. Neyse ki Almanların da yoğun desteği var. Batı tarafından getirdikleri. Devam edelim. Biz de epey bir destekleyelim özellikle o bölgeleri. Biraz daha ordu basım işlemi. Kıran kırana bir savaş gerçekten. Yani biz zaten oyun başladığından beri bu harbi bekliyoruz. Ve sonunda o beklediğimiz harp başladı. Şöyle bir devam edelim hocam. Çin'e bak diyen var. Kanka şu an Çin'e bak. Şu an dünyada hiçbir yere bakamam. Şu an dünyada hiçbir yerle uğraşamam. Kusura bakma yani. Şu an bizim ilgilenmemiz gereken bir savaş var. Yani Çin'e baksam ne olacak kanka? Çin'de bir şey yok ki. Şu yorumları bir salın abi ya. Yani Amerika'ya bak diyor. Amerika'da bir bok yok. Kanka niye Amerika'ya bakayım? Hayır, bir şey de demiyor yani. Amerika'ya bak, savaş var. Amerika'ya bak, şununla savaşa girmiş. Ne bileyim, Amerika'ya bak, şununla müttefik olmuş. Adam direkt Amerika'ya bak diyor ya. Bir şey olmuşsa söyle oğlum yani. Ben de bileyim. Çok acayip gerçekten. Acayip bir durum. Evet, güzel mont. Evet. 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 Yorumlardan Osmanlı'ya bak diyenleri gördüm. Bak işte böyle gelin abicim bana. Bak, Osmanlı'da harbiden sorun varmış. Ve bu sorun bizi de bayağı bir etkiledi. Evet, Ruslar bizim sınırlarımıza geldiler abi. Benim Fransızlarla barışmam lazım. Kanka benimle barışır mısın? Ben senden birazcık toprak alayım. Ya şu an var ya, Central Powers'ı falan ben saldım usta. Tamamen ben kendi şu anda çıkarlarıma odaklandım. Oğlum sınırlarıma Ruslar geldi. Sınırlarımda şu anda kapı gibi Ruslar var lan. Ve Fransızlar barış antlaşmamızı kabul etmiyorlar. Oğlum aşırı kötü bir durum bu. Dur ilerlemeyin, dur savunma hattı kuracağız, dur. Biz beyler bir tık sıçtık ya, bir tık. Bir tık yani. Normalde bu kadar kolay vazgeçmem ama bu sefer harbiden durumumuz çok zor. Yani hem Rus sınırlarını koruyacağız. Hem Fransızları orada durduracağız. Yani çok çok zor, çok zor, çok zor. Fransızlarla bir kez daha barış antlaşması deneyelim. Bari bizim içimizden geçecekler. Ulan Central Powers'ı kurtarma ayağına kendi ülkemizi adeta peşkeş çektik ya. Evet. Biraz ilerlemeye çalışsak. Bir deneyelim hocam şansımızı. Neler olacak, neler bitecek bir görelim. Devam. Evet, ilerleyemiyoruz. Kesinlikle ilerleyemiyoruz. İtalya için şöyle bir Fatiha bence alabiliriz. Yani galiba bizi bitiriyorlar hocam. Pek de bir çaremiz kalmadı gibi. Dört bir yandan işgal etmeye çalışıyorlar topraklarımızı. Yedi düvel birleşmiş. Bir İtalya topraklarına dalmaya çalışıyorlar gerçekten. Bizim için kötü bir durum abi. Evet. Can sıkıcı. Üzücü. Vay be. Lan bunca plan, bunca hazırlık, bunca savaş, bunca kaybedilen ordu. Hepsi boşa mıydı be hocam? Evet, evet. Bak ordular hala orada direnmeye çalışıyorlar ha bu arada. Fena da direnmiyorlar ama arkadan yine çıkarma geldi. Evet, bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Şahul Muazzam Şah Hüseyin Hazretleri bronz uyarımına katılmış. Teşekkürler destek için, hoş geldin gruba. Şöyle Montpellier'e bir ordu yollayalım. Beyler var mı bir öneriniz? Bir öneriniz var mı? Koskoca İtalya gidiyor harbiden. Bizim savaşta ne işimiz var ki diyen var. Ya aslında bu bizim için bir fırsattı. Yani Fransa topraklarını ele geçirebilmek için. Ama Osmanlı'nın Ruslara karşı direnemeyeceğini hesaba katmadım.
Yani zaten şuradan Osmanlılar eğer kaptırmasaydı o toprakları ben Fransızları yeniyordum bu arada. Paris'i falan almıştık biz. Fransızları bitiriyorduk biz. Yani biz Osmanlı yenildiği için yenik sayıldık. Ben bu hikayeyi bir yerden hatırlıyorum ya. Ben bu hikayeyi bir yerden hatırlıyorum. İtalyanlar Osmanlı yenildiği için yenik sayıldı abi. Yani bu hikaye harbiden tanıdık geliyor. Evet, bu arada bir üye daha gelmiş sanırım. Evet, bakamıyorum telefon donduğu için. King Ali bronz yorumla katılmış. Teşekkürler destek için. Evet, şöyle birazcık orduları toparlamaya çalışalım abi. Bir şeyler yapmaya çalışacağız artık. Dur, oraya saldırma ya. Paris'e saldır. Belki birazcık adamların güçlerini Paris'e doğru çekeriz. Hani Paris'te oyalarız onları belki bir tık. Paris'te kalede olduğu için bir süre savunma da yapabiliriz kesinlikle. Devam edelim. Belki Osmanlı biraz toparlar. Bir ümidim var abi. Evet, güzel. Paris'i alırsak muazzam olur. Evet, Paris düştü abi. Bu arada var ya, Fransa bitiyor. Eğer Fransa biterse biz Ruslara karşı da gayet başarılı bir savaş verebiliriz. Balkan sınırlarında. Yeter ki bir tanesini bitirelim ya. Ya Fransa'yı bitirmemiz lazım. Ya da Rusya'yı bitirmemiz lazım. Bir tanesi bittiği takdirde diğerini zaten çok kolay halledeceğiz gerçekten. Siz bize güvenin abicim. Siz bu iktidara güvenin. Yapacağız biz bir şeyler, merak etmeyin. Bir şeyler yapacağız hocam biz. Evet, Osmanlı da biraz daha toparlamaya başlamış gibi görünüyor. Mısır vilayetinin de büyük ihtimalle zamanla destekleri artacaktır. İtalya kolay kolay bitmez. Aynen öyle kardeşim. İtalya'yı bitirmek için böyle ucuz basit hamleler yetersiz kalır. İtalya'yı bitirmek için daha detaylı, daha büyük, daha güçlü hamlelere ihtiyacınız vardır. Ve bunu göstereceğiz onlara, göstereceğiz Fransızlara ve Ruslara bunu. Evet, devam edelim ilerlemeye. Umarım Almanlar toprak kaybetmezler. Evet, çok güzel bu arada. Osmanlı toparlamış abicim yeniden. Harika haber. Evet, gördünüz mü abicim? Savaş nasıl birdenbire döndü? Birdenbire savaşın kaderi nasıl değişti, gördünüz mü? İşte böyle abicim, işte böyle. Yeter ki sabırlı olun, yeter ki. Evet, Fransızlar savaşın kaderini yeniden değiştirmeye uğraşıyorlar ama artık nafile. Bu saatten sonra ben o bölgede Fransızlara var ya zerre bir şey vermem, hani zerre bir şey kazandırmam. Biraz daha destek yollayalım abicim şu taraflara doğru. Böyle hatta gerilerden de ordu basabiliriz. Evet, Ruslar da bizim sınırlarımızdan tamamen atıldılar neredeyse. Çok güzel haberler üst üste geliyor gerçekten. Evet, Fransızlar da bir ilerleyiş çabası. Ben yine de bu çabaların boşa olduğunu düşünüyorum. Bu arada ya Almanya ya yeter be kardeşim. Ya hallet artık ya. Ya savaş gene döndü. Bu nasıl bir savaş oğlum? Bu ne saçma bir savaş ya. Evren bu arada bronz yorumuna katılmış. Teşekkürler destek için. Hoş geldin gruba. Ama bizi çok sinir ediyorlar Evren. Ne yapacağız biz şimdi koçum? Yani sıkıldım artık ya ben bu durumdan. Bu Almanların beceriksizliğinden ben sıkıldım ya. Tamam, doğuda itmeye başlamışsınız ama şu Fransa'yı artık bitirin be kardeşim. Yani şurası bitse cephe sayısı 1'e düşecek. Bu kadar vasıfsız olmayın ya. Kaç bin yıllık devlet aklınız var be kardeşim? Evet, yani zorlanıyoruz gene ya. Buraya da ordu geliyor. Neyse ki oraya ordu yollamışız. Var ya, biz var ya harbiden çok ileri görüşlüyüz ya. Çok ileri görüşlü bir iktidara sahibiz ya. Evet abi, güzel. Güzel. Geriden de ordu geldi. Bu arada Doruk bronz yorumuna katılmış. Teşekkürler destek için. Hoş geldin gruba. Şöyle devam edelim. Biraz daha orduya ihtiyacımız var. Biraz daha. Şöyle bir Rus sınırlarını yeniden kontrol edelim. Çok güzel. Osmanlı yeniden çevirmiş abi. Harika. Devam edelim. Almanya, bir şey yapacak mısın kardeşim? Yani bir şeye yarayacak mısın? Ağzımı da bozmak istemiyorum ama. Bir şeye mi yarasan acaba artık ya? Osmanlı da yeniden topraklarını kaybediyor zaten. Yani savaş var ya, bir oraya gidiyor bir bize geliyor. Bir oraya gidiyor bir bize geliyor ya. Ne olacak şu savaşın sonucu, o kadar merak ediyorum ki gerçekten. Çok ortada dönen bir savaş var gerçekten ya. Almanlara bakar mısın ya? Yani batı sınırlarına bir tane ordu yerleştirmez misin be abicim? Evet, 98K mı olmuşuz? Evet abicim, 98K olmuşuz. Kaldı 100 bin aboneye, 2 bin aboneye. Çok teşekkürler destekleriniz için. Özellikle canlı yayınlarda gerçekten pek çok abone kazanıyoruz. Ve artık bu yaptığımız uzun süreli sevrenin yaklaşık 3 senedir sizlere içerik üretmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Ve bu 3 senelik serüvenin sonucunda gördüğünüz üzere 100 bin aboneye sadece 2000'lik bir yolculuğumuz kaldı. Yavaş yavaş 100 bine ulaşacak olan serüvenin sonlarına geliyoruz abi. 100 binden sonra tabii ki önümüze yeni hedefler koyacağız. Destekleriniz için tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Yani gerek maddi olsun, gerekse de beğeni, abone, her türlü desteğiniz için çok teşekkürler.
Evet, Ruslar maalesef Osmanlı sınırlarında yeniden hakimiyet kurdular. Bu İtalyanları da zora düşürecek bir durum. Yani adamlarla müttefik olmamamıza rağmen adamların yaptığı hataların ceremesini biz çekiyoruz. O kadar üzücü bir durum ki. Kerem Bey, Cebeli Tarık serisi 2.0 ne oldu demiş. Cebeli Tarık 2.0 mı yapacaktık biz? Rusya'da yapacaktık. Rusya'yı hatırlıyorum. Çünkü Rusya diplomasi serisinde bir başarısızlığımız olmuştu. Bu sebeple Rusya serisini yenileyecektik. Fakat Cebeli Tarık'ı hatırlamıyorum ya. Yayından sonra bir bakarım. Teşekkürler hatırlatma için. Evet, devam edelim. Şu bölgeyi bir bitirsek aslında her şey yoluna girecek gibi duruyor. Evet, Ruslar bu arada buradan da ordu getiriyorlar. Yani kardeşim bir salın artık ya. Adamların her tarafta bir kolu var ya. Beyler, Fransızlarla barış antlaşması zorlasak kabul ederler mi acaba? İyi yayınlar diyen var. Teşekkür ederim Yusuf. Hoş geldin. Abi barış diyen var. Evet, şöyle bir barışı deneyelim ya. Fransızlarla barış deneyelim. 3 aydır savaş halinde İskender ile. Muhtemelen kabul etmeyecekler ama biz yine de şansımızı deneyelim. Belki başarılı oluruz. Bu arada King Ali üyeliğini Gümüşye seviyesine yükseltmiş. Çok teşekkürler destek için. Tekrardan hoş geldin gruba. Şöyle barış antlaşması deneyelim bakalım. Muhtemelen kabul etmez. Allah! Vallahi kabul ettiler. Vallahi kabul ettiler hocam. Gün zafer günüdür. Gün zafer günüdür abicim. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Gel şimdi buraya Rusya. Gel bakalım Rusya efendi. Ama Fransa ile Almanya arasındaki savaş devam ediyor. Yani büyük ihtimalle Central Powers yıkılacak. Ama biz kendimizi kurtaracağız abi. Biz kendimizi kurtaracağız. Central Powers artık benim zerre umurumda değil. Yani bu kadar kötü yönetilen bir Almanya'yı gördükten sonra ben artık Central Powers'ı umursamıyorum. Hatta beyler, Ruslarla da barışabiliriz. Ama yani Ruslarla savaşı biraz daha devam ettirmeliyiz bence. Çünkü eğer bu savaş devam eder ve Almanlarla Osmanlılar gerçekten ağır bir antlaşma imzalamaya mecbur bırakılırsa maalesef Fransa ve Rusya bizim sınırlarımızda çok etkin olacak. Bu da bizi birazcık sıkıntıya sokacak bir vaziyet. Şimdi günün ikinci referandumunu başlatıyoruz değerli İtalya Krallığı Meclisi ile beraber. Sizce Ruslarla da bir barış antlaşması imzalayalım mı yoksa savaşa devam edelim? Barış antlaşması imzalansın diyorsanız evet, imzalanmasın savaşa devam edelim diyorsanız hayır seçeneğini seçebilirsiniz dostlar. Bu arada bir üye daha gelmiş. BS Kevler Bronze yorumuna katılmış. Teşekkür ediyorum destek için. Hoş geldin gruba. Evet, savaşa devam et diyenlerin yüzdesi kesinlikle çok daha fazla gibi görünüyor şu anda. Şöyle baktığımızda kullanılan oy sayısı 227 ve savaşa devam et diyenlerin yüzdesi %60. Evet, oylama bitmiştir. Savaşa devam edilmesine İtalya Krallığı Meclisi tarafından karar verilmiştir dostlar. Hemen şurada belli bir güç, belli bir sınır, hudut güçleri oluşturalım. Sonra da buradaki ordular desteğe gelecekler. Hatta hemen şimdiden yollayalım abi. Şöyle 5000, 4000, 4000. Geri kalan da buraya. Aynen öyle. Bu arada bende chat dondu abicim galiba. Evet, bende chat dondu. Bir dakika, yayın donmuş. Hocam yayın dondu lan galiba. Yok, yayın donmamış. Tamam, bende sorun yok. Tam bilgisayarda sorun yok. Telefonda sorun çıktı abi. Bir dakika, şu chat'i bir yenilemem lazım hemen. Tamam. Ben yayın dondu zannettim. Telefonda sorun çıkmış. Yeniliyorum abi sayfayı hemen. Bir dakika bekleteceğim sizi. Sonra sizin verdiğiniz o meclis kararını uygulamaya koyulacağız. Chat'i okuyamayınca bir anlamı olmuyor abicim canlı yayınların ya. Chat'i bir yenilemem lazım. Niye bu kadar yavaş yenileniyor anlamadım. Telefonda bugün bir sorun var. Neyse, biz biraz daha devam edelim. Evet, gayet güzel. Oğlum başlatsana, bu telefonun ne sorunu var ya, Allah Allah. Heh, tamam, düzeldi şu anda. Şu anda düzeldi abi, tamam. Evet, devam edelim hocam. Ordu basım işlemlerimize. Oğlum bir sürü bildirim geliyor, tövbe tövbe. Beyler, telefonu mu hacklediniz lan? Telefona bir şeyler oluyor. Evet, bu arada üye geldi. Astas Das. Mükemmel bir isimle katılmış. Teşekkürler üyeliğin için, bronz yorumuna katılmış. Hoş geldin gruba. Oo abicim, telefon var ya, Allah'ına kavuştu. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Devam edelim. Abi Afrika'ya bak diyen var. Nasıl üye oluruz diyen var. Aşağıdaki katıl butonundan üye olabiliyorsun. Evet, şimdi ordularımızın gelmesini bekleyelim abi. Hatta gerilerden de birazcık destek yollayabiliriz. Fatih Sultan Mehmet 20 TL'lik bir destek yollamış. 100 binde Yusuf Kayalp'i canlı yayına çağırırsın diyor. Yani kesin değil. Kesin bir şey söyleyemeyeceğim. İnşallah çağırabiliriz abicim. Bakacağız. Evet, devam edelim. Rus sınırlarındaki savunmalarımızı arttırmak adına bütün sınırlarımıza kaleler inşa edeceğiz abicim. Şöyle birer seviye kaleler en azından şimdilik yeterli ol. Ya yeter be kardeşim.
Buraya nasıl gelmiş olabilirsin ya? Ya inanamıyorum gerçekten sana ya. Ya git başımdan Allah aşkına, saçma sapan hareketlere girişme ya. Cidden inanılmazsın be Rusya. Buraya nasıl gelebilirsin ya? Bir de kaç tane orduyla gelmiş, herife bak ya. Aşırı sinir bozucu ya. Bu Rusya ne benim sapığım gibi davranıyor bu adam ya. Her taraftan elini kolunu uzatıyor lan. Taciz ediyorsun kardeşim, yeter artık, sal beni ya. Bu nasıl bir ülke lan? Neyse bakalım. Afrika'ya bak diyen var. Oo, hocam ama biz Fransa ile barıştık. Bizim Afrika'da artık bir iddiamız yok. Ama Almanlar bayağı bir toprak almışlar harbiden Afrika'da. Helal olsun valla. Ama Avrupa'da da Fransızlar yeniyor. Yani değişik durumlar abi gerçekten. Biz bunların hepsini iki seviye yaptık mı? Hepsini yapmışız. Tamamdır, devam. Evet, Ruslar hala saldırmaya uğraşıyorlar. Aldıkları toprakta da yağma işlemleri gerçekleştiriyorlar. O toprağın zaten çok da büyük bir değeri yok açıkçası. İstediğiniz kadar yağmalayabilirsiniz. Hatta alın sizin olsun. Devam edelim. Bir saldırı daha gerçekleştirelim. Galiba bu sefer düşecek abi. Buradan bir tane toprak aldılar. Asimilasyonları tamamlamadığımız için çektiğimiz acıya bak gerçekten. Ensar Sarı, bronz yorumuna katılmış. Teşekkürler destek için. Hoş geldin gruba. Evet abi, biraz daha ilerlemeye başladılar. Ya o kadar sinir bozucusunuz ki. İğreniyorum sizden ya. Lan Rusya, vallahi iğreniyorum sizden ya. Çok sinir bozucusunuz lan. Bunlara bak Allah'ım, 23 orduyla falan ilerliyorlar. Kafayı yiyeceğim ya. Ne kadar sinir bozucu bir ülke lan bu. Evet, Osmanlı var ya, Osmanlı kadar vasıfsızlığını görmedim ya. Lan bir türlü toparlayamadı herif şu işleri. Evet, bizim de destekler geldi yeniden sınırlara. Beyler tamam, ben Ruslarla barışıyorum, başlarım böyle işe ya. Yemin ediyorum kanser oldum ya. Tamam, barışıyorum ben artık, yeter. Vallahi daha fazla kanser olamam, kusura bakmayın. Yeterince savaştık bence. Zaten yapacağımız bir hamle de yok. Ne yapacağız, Ruslardan toprak mı alacağız, imkansız bir şey. Barışıyorum kardeşim, yeter. Ha, vallahi yeter yani. Ben yoruldum. Evet, Ruslarla barış antlaşmamızı imzaladık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Osmanlı'nın ne suçum var? Doğru, Osmanlı'nın suçu yok. Adam 7 düvelle savaşa girmiş. Almanya da zaten bir şey yapamıyor. Herifin 500 bin ekonomisi var, 3.7 milyon nüfusu var, bir şey yapabildiği yok. Bir Afrika'da iyi ilerlemiş, onun haricinde sorunu yok. Onun haricinde bir ilerlemesi yok. Vasıfsız devletlerle müttefik olmaya çalışmışız abi. Tamam, bunlar kendi aralarında savaşsınlar. Bunlar birbirlerini tarih boyunca yıpratmaya devam etsinler. Biz kendi işimize bakalım. Yatırım yapalım, İspanya'yı alalım, Portekiz'i alalım. Ne bileyim, sömürgeler yapalım, sömürgelerimizi genişletelim. Yani biz bunlarla uğraşalım abi ya. Biz bu vasıfsız devletlerle uğraşmayalım valla. Ya ben Central Powers'a daha fazla uğraşamayacağım ya. Bunlar gerçekten çok aptalca yönetilen devletler. Hiç uğraşmaya gerek yok, uğraşmaya değmez. Bundan sonra en büyük Central Powers düşmanıyım. Avusturya Macaristan'a dal diyen var. Aynen öyle abicim. Bizim yapacağımız hamleler bunlar olacak. Fırsat savaşları. Evet. 108 binlik bir ekonomisi var. Tarih editörü bronz yorumuna katılmış. Teşekkürler destek için. Birazcık şimdi ordu sayılarımızı arttıracağız. İtalya'dan basacağımız ordularla. Avusturya Macaristan'a dalacağız. Oradan da döneceğiz İspanya'ya dalacağız. Onlar kendi aralarında savaşsınlar. Biz burada gücümüzü arttıracağız. Şöyle bir devam edelim hocam. Baya kinlendim ya Central Powers'a karşı. Evet, 95 binlik bir ordumuz var. Yolluyorum orduları sınırlara. Ruslarla maalesef bu savaştan sonra geniş bir sınırımız olacak. Ama bu saatten sonra Ruslarla iyi ilişkiler kuracağımız için bir sorun çekmeyeceğiz abi. Şimdi kaç tane sınır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 9 adet sınır bulunuyor. Her birine 11 birer ordular gönderdiğimiz takdirde yeterli olacaktır herhalde ordu sayılarımız. Birine 11, birine 11 bin. Birine 11 bin, birine 10 bin. Bu şekilde yollayacağız. Evet abicim, gayet güzel. Şöyle 10.000 buraya, 10.000 de buraya. Geri kalanı da Terhiset, 60 ordu kalmış. Aynen öyle. Evet, yeniden Avusturya Macaristan'la bir savaşa başlıyoruz abi. Zamanında siz bize ihanet ettiniz değil mi lan? Siz belki de o ihaneti etmeseydiniz, belki biz şu anda bunları yeniyorduk. Senin yüzünden lan, şerefsiz herif, senin yüzünden. Yemin ediyorum senin yüzünden. Gel lan buraya. Sana karşı öyle bir düşmanlığım var ki. Belki de o ihanet etmesen yeniyorduk lan biz Rusları, Fransızları. Çok güçlü bir müttefiklikti lan biz. Doğudan batıya kadar her tarafıyla güçlüydük, yıkılmaz bir kaleydik lan biz. Sana da o kadar çok destek verdim ki Avusturya. Verdiğim desteklere yanıyorum ya. Evet, işte böyle geri itirirsiniz kardeşim. Böyle itirirsiniz geriye doğru. Yaptığınız her şeyin hesabını tek tek vereceksiniz oğlum. İtalya Krallığı unutmaz. İtalya Krallığı'nın ne hükümeti ne de meclisi unutmaz bunları.
Abi taraf değiştirdin, seri bozuldu. Harbiden lan. Ama yok, biz İtalyanlara savaşı ilan etmedik ki. Avusturya Macaristan Central Powers'tan değil, taraf değiştirmedik. Avusturya Macaristan Central Powers'tan olsaydı evet taraf değiştirmiş olurduk ama Avusturya Macaristan Central Powers'tan değil. O yüzden şu an halen taraf değiştirmedik. Taraf değiştirmek değil de biraz daha tarafsız bir konuma büründük, anlatabildim mi? Tarafsızız abi. Central Powers'tan da değiliz. İtiraf devletlerinden de değiliz. Tamamen kendi bloğumuzu, kendi birliğimizi, kendi müttefikliğimizi oluşturacağız. Ve ayrı bir birlikle çıkacağız abicim dünyaya. Central Powers'mış, itiraf devletleriymiş, boş işler. Kendi müttefikliğimizi oluşturacağız biz. Ve bu müttefikliğin de adını sizin koymanızı istiyorum dostlar. Bizim kuracağımız müttefiklik için tıpkı Central Powers ya da itiraf devletleri gibi güzel havalı bir isim bulmanızı öneriyorum. Meclisten, chatten yorumlarınızı bekliyorum bu öneriler için. Bakalım abi, Axis kanka, Axis. Axis, doğru, Axis olabilir. Doğru, adam 2. Dünya Savaşı'na gitti direkt. Doğru, Axis kurabiliriz aslında, bak çok mantıklı bu arada. Axis çok güzel olur harbiden. Yani geleceğin müttefikliğini şimdiden kuruyoruz. Evet, Axis güzel olur bence de, çok mantıklı öneri. Tamamdır abi, Axis olsun, aynen öyle. Ya da Roma Paktı, bak Roma Paktı da olabilir. İkisi de çok havalı gerçekten. Tamam, o zaman bu ikisi arasında bir seçim yapalım. Referandumu başlatıyorum. Sizce kuracağımız müttefikliğin adı Axis mi olsun yoksa Roma Paktı mı olsun? Karar sizin değerli İtalya Krallığı Meclisi. Bakalım İtalya'nın kuracağı müttefikliğin adı ne olacak? Bu arada yayına like atmayı unutmazsanız sevinirim. 1100 izleyici var, 500 like var. Like sayısını en azından bir 700-800 bantlarına çıkarırız diye tahmin ediyorum. Evet, bakalım oynama. Oo, %51'e %49 bayağı başa baş gidiyor hocam. Bayağı başa baş gidiyor. Roma Paktı şu anda %1'lik bir farklı önde götürüyor. Evet, %50-50 oldu. Oylamaya bak, oha. 486 oy kullanıldı. %50 Axis, %50 Roma Paktı. Bakalım hangisi kazanacak? 565 oy, hala %50-50. O zaman ilk öne geçeni kazanmış sayacağız. İlk önce Axis öne geçerse Axis, Roma Paktı öne geçerse Roma Paktı. Bakalım önce hangisi öne geçecek? 608 oy kullanıldı, hala %50-50. Bu gerçekten önemli bir referandum. Mecliste tamamen ikiye bölünmüş durumda. Evet abicim, Axis öne geçti. %51'e %49 oylamayı bitirdim. Meclisin verdiği kararla Axis'in kuracağımız müttefikliğin adı olmasına karar verilmiştir dostlar. Peki şimdi o zaman sizlerle beraber masada bu müttefikliğin üye ülkelerini şöyle bir hesaba katalım bakalım. Bu müttefikliğin üye ülkeleri kimler olsun abicim? Şimdiden bunları bir düşünmeye başlayalım. Tabii ki de stratejik düşüneceğiz. Stratejik düşüneceğiz ve Axis'in ana düşmanı Rus İmparatorluğu olacak. Rus İmparatorluğu ve Fransa. Şimdi bunu hesaba katarak Rus İmparatorluğu'na sınırı olan güçlü ülkeleri bu müttefikliğin içerisine almamız lazım. Örneğin Rus İmparatorluğu'nun sınırlarını tek tek gözden geçirelim. Çin Cumhuriyeti kesinlikle alınacak bu müttefikliğe. Hatta Çin Cumhuriyeti bu müttefikliğin daimi üyelerinden bir tanesi olacak. Bu arada Fatih Sultan Mehmet 2 aydır bronz yorumuna yemiş. Teşekkürler destek için, hoş geldin gruba. Çin Cumhuriyeti alınacak. Japonya bence güçsüz abicim. 122 milyon ekonomisi var, bence çok güçsüz. Pers İmparatorluğu alınabilir. 1.8 milyonluk güzel bir nüfusu var gerçekten. Pers de yine alınabilecek ülkelerden bir tanesi. O zaman abicim şimdi şöyle bakınca Pers İmparatorluğu, Çin Cumhuriyeti, İtalya Krallığı. İsveç fazla güçsüz. Abi Rusların da sınırında hiç güçlü ülke yok ki ya. Britanya, Hindistan da aşırı güçsüz. Hollanda da çok güçsüz. Birleşik Krallık. Tabii ya. Birleşik Krallık olabilir abi. Aynen öyle. Tamamdır o zaman abicim. Şimdi şöyle sorayım. Siz şu müttefikliğe okey misiniz? Birleşik Krallık, İtalya Krallığı, Pers İmparatorluğu, Çin Cumhuriyeti. Bu dörtlüğü okey misiniz abi? Bence gayet güzel yani. Ta en batıdan en doğuya kadar uzanan büyük bir müttefiklik. Okeyiz değil mi? Bu arada Fatih Sultan Mehmet üyeliğini Gümüşhane seviyesini yükseltmiş. Teşekkürler destek için. Evet, çok kişi evet dedi abi. O halde başlıyoruz. İlk olarak tabii ki de Birleşik Krallığı almaya çalışacağız bu müttefikliğe. İlk hedefimiz Birleşik Krallığı buraya çekmek olacak. Evet, çok güzel. Bu arada enflasyon çıkmış. Mallara para verelim. Nüfusumuz birazcık artsın. Bir yandan da asimilasyon işlemlerimizi başlatalım. Bakalım İngiltere, Birleşik Krallık bu müttefikliğe girmeye, Axis'e katılmaya sıcak bakacak mı? Hep beraber göreceğiz abi. Evet, şöyle devam edelim. Oğlum ne kadar az diplomasi puanı geliyor lan. Evet, çok güzel abi. Bir yandan yatırım yapıyoruz. Bir yandan da asimilasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz.
hem Fransa'dan aldığımız hem de Avusturya Macaristan'dan aldığımız topraklar üzerinde gerçekleştirmemiz gereken çok sayıda asimilasyon işlemi var. Evet, hepsini başlattık galiba. Aynen öyle, gayet güzel. Şimdi İngiltere ile ilişkileri deli gibi geliştireceğiz abi. Adamlarla ilişkimiz maalesef -68, bayağı kötü. Her neyse, bir yandan onlarla ilişkileri geliştirmeye çalışırken hakaret ettiler ya. Sövdüler ya. Kuramazsın. Evet, bence de ya, bu gidişte kuramayız gibi duruyor. Doğru beyler, doğru. Bu gidişte kuramayız gibi duruyor. O zaman Birleşik Krallığı ikinci plana atacağız. İlk olarak Pers İmparatorluğu'yla bir anlaşma yapmaya çalışacağız. Onlarla da aramız çok kötü. Bir Çin'le aramız iyi ya. Biz önce Çin'le anlaşalım. Evet, önce Çin'le anlaşalım abi. Aynen öyle. İlk olarak Çin'le anlaşmayı yapmaya çalışacağız. Bir yandan da İspanya'ya savaş ilan etmek için hazırlıklarımızı şöyle bir şahlandıralım abi. İstihdamda bir nüfus haritasını açalım. Medeniyetimiz refah açısından altın çağını yaşıyor. Bir yandan İtalya Krallığı'nın sınırlarını genişletmeye önem verirken bir yandan da devletimizin, halkımızın refahını tabii ki de ikinci plana atmıyoruz. Halkımızın refahı her zaman bizim toprak genişliğimiz kadar önemlidir abicim. Şöyle hemen ordu basım işlemlerine başlayalım dilerseniz yavaştan. İspanya'ya karşı savaşı ilan etmek adına en azından 200 bin kişilik bir İtalya ordusu toplamayı hayal ediyorum. Şöyle bir üye gelmiş, hemen bir kontrol edeyim. Ali, Gümüşehir grubuna katılmış. Teşekkürler destek için, hoş geldin gruba. Çok iyi abicim. İspanya'nın ele geçirilmesiyle Akdeniz'deki hakimiyetimiz öyle bir büyüyecek ki gerçekten. Muazzam bir hakimiyetimiz olacak abi. Evet, şu anda 115 bin kişilik bir ordu toplamışız. Daha da artacak bu topladığımız ordunun sayısı. Belgrad ve civarlarından da bir ordu basalım. Paramız mı bitti bizim? Oo, paramız bitmiş. Paramız bitmiş hocam. Biraz erken bitti ya sanki paramız. Evet, toplamda yaklaşık olarak 140 binlik bir orduyu şu anda topladık Roma'da. Daha da arttıracağız bu orduyu. Dediğim gibi en azından 200 bine çıkması gerekiyor bu ordu sayısının. Çin Cumhuriyeti ile ilişkiler ne alemde? Kontrol edelim. +99'a çıkmış. İşte benim dostum ya. Ne dostu kardeşim bu benim ya kardeşim. Adamım ya. Hemen abicim ittifakla imzalayalım. Yalnız var ya, 1 puanla imzalıyoruz ha. Çok ufak bir farkla gerçekten. Evet abi. Hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz üzere Aksis kuruldu. Artık kendi tarafımızı kurduk abicim. Bu arada galiba müttefikliğin ismini değişemiyoruz ya. Keşke değişebilsek. Neyse, biz ona Aksis deriz abi. Siz buradakine bakmayın. Buradaki ikinci adı, resmi adı, biz Aksis diyoruz. Tamam mı? Bu müttefikliğin adı Aksis'tir. Evet dostlar, hayırlı uğurlu olsun. Aksis'i kurduk. Şimdi şöyle orduları toplayalım hemen seri bir şekilde. Lan bir 200 bine çıkaramadık ordu sayısını. Hayır yani, tedbiri de elden bırakmak istemiyorum. Ruslar, Fransızlar bana karşı o kadar büyük bir direniş gerçekleştirdiler ki bundan sonra savaşı ilan edeceğim her devlete karşı tedbirli olmak gerektiğini fark ettim. Evet, toplamda 200 bin kişilik bir ordu topladık dostlar. Bir üye daha geldi bu arada, hemen kontrol edeyim. XRO90 Gümüşehir grubuna katılmış. Teşekkürler destek için. Hoş geldin gruba. Evet, toplamda 200 bin kişilik orduyla savaşa hazırız abicim. Bir ordu daha geldi. Bir ordu daha geldi ne ya? Egehan Sedefoğlu üyeliğini Gümüşehir seviyesine yükseltmiş. Çok teşekkürler destek için. Hoş geldin gruba. Evet, 100 binlik bir ordu Peprignan toprağına. 100 binlik ordu da Toulouse toprağına. Bence denizlere ordu yerleştirmeye gerek yok abi. O halde her şeyimizde hazırsak savaşa başlayabiliriz. Dostlar. Evet, hayırlı uğurlu olsun abicim. İtalya-İspanya savaşı an itibariyle İtalya Krallığı'nın Akdeniz'deki hakimiyetini şu an olduğundan daha da geniş bir hale getirmesi amacıyla başlamıştır. Bu harekatta kullanılacak olan bütün ordulara şimdiden başarılar dileriz abi. Şöyle devam edelim bakalım ilerleyişlerimize. Evet, yani İspanyollar öyle büyük bir direniş de gösteremeyecek gibi geliyor bana açıkçası. Çünkü gerçekten güçlü bir orduyla girdik İspanyol topraklarına. Ya işte abicim, bu İspanyolların da yani bizde travması var, biliyorsunuz İspanya vakasını. İspanya vakasını bilenleriniz vardır aranızda. Bu adamlar biz Andorra serisini oynarken 3-5 tane topraktan 160 bin 180 bin ordu çıkardılar. Şimdi böyle bir İspanya vakası varken işin ucunda, İspanya'dan korkmamak maalesef elde değil abi. O İspanya vakası bizde uzunca bir süre travma olarak kaldı. Ve halen o travmayı maalesef atlatabilmiş değiliz. Her İspanya ile savaştığımda kabuslar görüyorum maalesef halen. Evet, Yuso üyeliğini Gümüşehir seviyesine yükseltmiş. Teşekkür ediyorum destek için. Hoş geldin gruba. Abi sen bence Roma'yı kuruyorsun diyen var. Valla bizim amacımız toprakları genişletmek. Artık Roma mı kurarız, papalık mı kurarız, ne kurarız bilmiyorum. Amacımız toprakları genişletmek.
Evet, devam edelim hocam. Evet, Madrid'e de düşürdük. Hayır uğurlu olsun abi. Yeni bir başkent daha, yeni bir dünya metropolü daha İtalya Krallığı'nın eline geçmiş bulunmakta. Muazzam bir haber gerçekten bizim adımıza. Şöyle devam edelim hocam. Şöyle bir genel bakalım İberya topraklarına. Muazzam. Yani şu harekatın güzelliğine bakar mısın hocam ya? İspanya'nın her tarafından ilerleyen İtalya Krallığı orduları. Halkımız ve meclisimiz sizlerle gurur duyuyor değerli İtalyan orduları. Evet devam edelim. Bu arada üye gelmiş. Pardon gelmemiş. Ben yanlış görmüşüm. Devam edelim. Evet çok güzel abi. İspanyol topraklarının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İspanya hükümetine ayrılan sürenin yavaştan sonuna geliyoruz dostlar. Şöyle son topraklar. Tabii İberya'daki son topraklar. Birkaç tane de adası var bu elemanların. O adaları da ele geçireceğiz. Afrika'da da bazı toprakları var. Zaten sömürge sayısını yükseltmeye aç olan bir devlet için Afrika'daki topraklar kesinlikle kaçırılmayacak bir fırsat. ABD'ye bak diyen var kanka, gene boşu boşuna bakacağız. Ya Meksika almış. Yani bu çok da önemli bir olay değil. ABD hep Meksika'yı alıyor zaten. Çok da büyük bir olay değil yani bu. Evet şuradaki 16 binlik orduyla da adalarına çıkarma atacağım ve Afrika'daki topraklarına. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Muazzam. Adaları da aldık, harika. Son olarak buradaki 4 adet toprağı, 3 adet toprağı çıkarmamızı atıyoruz ve savaşı noktalıyoruz abi. Noktalayamıyoruz çünkü şurada hala toprakları varmış. Tamam, çıkar denize bunları. Adamların toprakları bitmiyor. O kadar saçma sapan yerlerde toprakları edinmişler ki gerçekten. Bu ne yani? Bu şimdi sömürge mi? Bu mu sömürge? Böyle sömürge mi olur lan? Ezik misiniz lan kardeşim? Evet abicim, gayet güzel. İkisini de ele geçirdik ve lan gene bitmedi. Ya kardeşim ne saçma sapan yerlerde toprağınız var. He adayı unuttuk lan. İki tane eyaletleri kalmış, tamamdır. İkisi de burada, bitti bu sefer. Bu sefer harbiden bitti. Palma ve Ibiza'yı da aldığımız anda bu savaş bitti. Evet bu kadar abicim. %100'lük bir savaş zaferi skoruyla İspanyolları mağlup etmeyi ve bütün topraklarını ele geçirmeyi başardık dostlar. Hayırlı uğurlu olsun şu İtalya Krallığı'nın şu ihtişamına, şu büyüklüğüne bir bakar mısın? Şu büyüklüğe, şu güzelliğe bakar mısın hocam? Biz bunu meclis ve iktidar kol kola girmiş ordularımızın gücü sayesinde yaptık. Umarım bu krallık kalıcılığına devam eder abi. Axis'le beraber tabii ki. Yavaştan artık İngiltere'yi de almaya çalışacağız ama onlar pek sıcak bakmıyor. O yüzden ben Pers de pek sıcak bakmıyor. Bizim bu müttefikliği yeniden oluşturmamız gerekecek abi. Ama artık yavaştan bu bölümü buradan noktalayalım. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Katılan herkese çok teşekkürler. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. 98.100 aboneye geldik neredeyse. Destekleriniz için hepinize teşekkürler. Yayın bitmeden, yayından çıkmadan önce like atarsanız çok sevinirim. Açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord'suna katılıp şu anda yaptığımız kulaklık çekilişine duyurulardaki emojiye tıklayarak katılabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.